gönülden geçer. Kuş olan gönlüm, ah kuş olan gönlüm. Gönlüyle işler, köyüne vurma vurma. Gönlümden geçer, kuş olan gönlüm. Kuş olan gönlüm.
herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Muzaffer Arslan, Sayın Kemal Kevakçı, Sayın Muharrem Göktaş, Sayın Kasım Göktaş, Sayın Melih Durak, Sayın İsmail Uygun ve Kadir Genel Başkanı Sayın Turan Sayaz. Sayan. Sayın Turan Sayar. Evet. Sayın ADEF Genel Başkanımız Turan Sayar Bey konuşma yapması için efendim sahnemize davet ediyoruz. Değerli Yemişenler, daha doğrusu Amasyalılar, öyle söyleyeyim. Ben Amasya Derneğinler Federasyonu Genel Başkanı. Öncelikle hem şehitlerimize rahmet, hem depremde vefat edenlerimize rahmet. Bunun yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile alakalı olarak da onların hepsini bir arada sizlere şey yapmış olayım, anlatmış olayım. Derneğinden diyoruz. İstanbul'da ne kadar olduğumuz bilen var mı hiç? Öncelikle öyle bir soruyla geleyim ben. Amasyalı olarak ne kadar insan olduğumuzu hiç biliyor musunuz? Anladığım kadarıyla kimse bilmiyor. Ben tahmin olarak rakamları söyleyeyim o zaman size. TÜİK'in kayıtlarına göre 168 bin. Ama derneklerimizi baz alarak hareket ettiğimizde baktığımızda yaklaşık 350-400 bin kişiyiz. Fakat bir araya gelemediğimiz için biz kendimizi bilmiyoruz. Baktığımızda içimizde gerçekten çok güzel bürokratlarımız, siyasilerimiz, iş adamlarımız ve nice insanlarımız var. Nice değerlerimiz var. Sanatçılarımız, basınımızda çalışan insanlarımız. Ama birbirimizden kopuk olduğumuz için bunların farkında değiliz. Ne zamanki dernekleşmeye başladık ve derneklerimiz bir araya gelmeye başladı, bütün değerlerimizi birer birer ortaya çıkartmaya başladık. Bugüne kadar bütün derneklerimizi dolaşıyorum. Bütün derneklerimize tek tek ilgileniyoruz yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte. Orada o kadar güzel değerleri görüyoruz ki. İşte az evvel sazıyla sözüyle burada bizlere güzel birkaç eser söyleyen arkadaşımız var. Bunların hepsi bizim için birer değer. Hepimiz köylerimizden göçtük geldik, İstanbul metropolde yaşıyoruz. Evet, siz ilk gelen insanlar veya ilk köylerinden göçüp İstanbul'a yerleşmiş olan dostlarımız birbirlerini tanıyor. Oysa ki bakın şurada çocuklarımız var. Bir 5 sene sonra, 10 sene sonra çocuklarımız birbirini tanımayacak. Ama bizler bu şekilde derneklerimize sahip çıkar. Derneklerimizle bir araya gelirsek, emin olun ki çocuklarınız 10 sene sonra birbirlerini tanıyacaklar. Sizlerden ricam, derneğinize 4 elle sarılın. Burada bulunan, bu iş için soyunan, emek veren, arkadaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Dışarıdan görünümde dernekçilik çok kolay zannedilir. Ne olacak ya denir. Ama hayır öyle değil. Emin olun, siz bir kez düşünüyorsanız burada bu görevi üstlenen arkadaşlarımız sizler buradaki bulunan insan sayısı kadar düşünüyorlar. Her birinizin buradaki arkadaşlarımızı, burada görev alan arkadaşlarımızı bir dakika dahi telefonla aramış olmanız demek, bir baktığınızda bu oradaki arkadaşlarınız bir gün boyunca sizlerin dertleriyle, sorunlarıyla uğraşıyor. Ve bunu her güne yaydığınızda beşerki arkadaşlarımızın da istediği çok fazla bir şey değil. Sadece sizlerin onların yanında olduğunu görmek istiyorlar. Sizin destek vermenizi istiyorlar. Bunları kendileri için değil, sizler için yapıyorlar. Çocukları için yapıyorlar. O yüzden derneğinize sahip çıkın. Buradaki arkadaşlarımıza kuvvetlice bir alkışla teşekkür etmemiz gerekiyor. Hepinizin
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya katıldığınız için. Ve bu konuda da kurucu başkan olarak da İsmail Bey'i de tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede federasyon bünyemizde de sizleri görürüz. İnşallah İstanbul'da bulunan bütün derneklerimizle birlikte daha geniş katılımlı, daha büyük etkinliklerde görev alırız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim şöyle bir resim, toplu resim alalım. Bugünün anısına. Foto. Evet, foto hazır. Teşekkür ederiz.